yok. Efendim, uzun zamandan beri konut kriziyle karşı karşıyayız. Gerek kira rakamları, özellikle İstanbul'da kira oranlarının yüksekliği, gerekse kredi faizlerinin konut kredisinde ulaşılabilir noktada olmaması, gerekse zaten parası dahi olanların ev bulamamasına dair pek çok kilitlenmiş vaziyet var karşımızda. Ve tabii ki önümüzde beklenen bir deprem var, İstanbul depremi. Yenilenmesi gereken binalar var. Eminim ki sizlerin içerisinde de maalesef o çürük binalarda yaşamak durumunda olan vatandaşlarımız vardır. Konu çok önemli ve bu noktada da aslında önemli araştırmalar yapan HİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'a danışmamız gereken konular var. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş günaydın. Bulduk. Günaydın. Aslında bu konuyu biz yıllardır tartışıyoruz. Çünkü Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş olan şehrinde yaşamamıza rağmen, İstanbul'da büyük bir deprem beklenmesine rağmen biz kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm haberleri paylaşıyoruz yıllardır. Maalesef. Evet. Ben en başta bu konuyla başlamak istiyorum. Evet, maalesef İstanbul'un cazibesinin yüksek olmasından dolayı daha çok riskli yapıların dönüşümü birazcık değere dönme yönünde projelerle hep İstanbul'da gündeme geldiği için bizim de sahada gerçekten sosyal amaçlı yaptığımız dönüşüm işlerinde ciddi aksamalar yaşıyoruz. Çünkü vatandaşlarımız hep yanlış işleri örnek alarak kafası karışmış durumda. Uzlaşma süreçlerimizi çok zorluyor bu. Çünkü maalesef geçmişte kentsel dönüşüm adı altında daha çok daha rantı yüksek projeler hayata geçirildiği için İstanbul hala riskli yapı stoğuna fazlasıyla sahip. Peki İstanbul'da ne kadar riskli bina var şu an oran olarak baktığımızda? Şimdi biz tabii burada Sayın Çevre Şehircilik Bakanı'nın açıklamalarını baz almak zorundayız baktığımızda. Çünkü bu işin otoritesi şu anda yöneticisi o. Onun verdiği rakamlara göre İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken 300 bin tane yapı var. Acil olanlar. Acil olanları söyleyeyim. Yani kepçeye vurunca dökülenler mi? Hatta öyle bir görüntümüz vardı bildiğim kadarıyla. Evet. Onu da zaten şimdi Savaş paylaşır. Biz şöyle değerlendiriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Planlama Ajansı diye bir birimi var. Buranın yaptığı araştırmalarda İstanbul'daki şu anki yapı stoğunun %70'i 2000 öncesi yapılmış. Yani bu yapılar 99 depreminde gördüğünü düşünürsek yıpranmış yapılar. Evet. Aslında biz bu yapıların bu da yaklaşık 775 bin yapıya denk geliyor şu anda. Bunların hepsini aslında potansiyel riskli olarak görebiliriz. İstanbul yapı kırılganlığı anlamında maalesef oldukça vahim bir durumda diyebiliriz. Peki bu vahim durumda olduğunu bilen vatandaş, evet, bilmesine rağmen eli kolu bağlı oturmaktan ziyade ne yapabilir? Kiptaş'ın kapısını çaldığında nasıl bir cevapla karşılaşacak? Şimdi biz ilk göreve geldiğimizde en büyük hedefimiz İstanbul'daki riskli yapıların dönüştürülmesi konusunda aksiyon almaktı. Evet. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Fakat baktık ki çok münferit çalışmalar oluyor, yol alamıyoruz. Bununla ilgili Şehircilik Grubu şirketleri Kiptaş, Bimtaş, İmar AŞ ortaklığında İstanbul Yenileniyor diye bir platform hayata geçirdik. Bu platformun amacı nedir? Hiç kimse aracı kullanmadan online ortamda bize riskli yapıda oturduğunu düşünüyorsa bu platform üzerinden başvurabiliyorlar. Çok basit bir işte TC numarası veya bir mail adresiyle sisteme kayıt oluyorlar. Sonra biz onlara aynı şekilde orada riskli yapıda olduğunu düşündüğü gayrimenkule ilişkin tapu bilgilerini giriyorlar. Ondan sonraki tüm süreç bizde. Biz hemen bir hafta 10 gün içinde vatandaşımıza mevcut yapısıyla ilgili bilgileri verip bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin bir yönerge veriyoruz. 3 aşamalı bir işlem. Vatandaş başvuruyor. Biz vatandaşa nasıl iş ve işlemleri yürüteceğimize ilişkin yönerge iletiyoruz. Eğer 2/3 çoğunluğu sağlarsa askeri, hemen vatandaşımıza bir yenilenme projesi önerip gerekirse bir borçlanma çıkarıyoruz. Eğer bunu da kabul ederse tahliye, yıkım ve yapım süreçlerinin tamamını yapıyoruz. Buna ilişkin şu ana kadar 5 tane proje yaptık. Bu projelerin çoğu, yani çoğu değil tamamı site konseptinde projelerdi. Yani 100 daire, 120 daire, 260 daire gibi yapılardı. Son dönemde tek yapılara da girmeye başladık. Bu bence İstanbul için çok önemli bir şey. Yani tek binalar mı? Tek bina. 10 daire, 12 daire hiç fark etmiyor. İstanbul'da artık Kiptaş olarak biz mahalle arasına da giriyoruz. Bu çok çok önemli bir iş. Bunu bazı kişiler yetersiz veya küçük görebiliyor ama bundan sonra çok hızlı bir şekilde yıkım ve temel atma aksiyonlarımız olacak. Kadıköy'de başladık ilk projemizi. 12 dairelik bir bloğu yıktık.
tahliye ettik, yıktık. 10 gün sonra temelini atacağız. 7 ya da 8 ay sonra da yeni yapıyı teslim edeceğiz. Yani aslında rant alanı olarak görülen ve toplu olarak alınmak istenen alanları anladığım kadarıyla siz kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyorsunuz. Biz diyoruz ki iddiamız şudur. İstanbul'da riskli yapıda olduğunu düşünen herkes uzlaşsın gelsin, inşaat maliyetine tüm yapılarını yenilemeye talibiz. Genelde yatırımcı firmalar, daha dün bir büyük bir firma sahibiyle sohbet esnasında konuşmuştum. O da aynı tavırda. Küçük projelere girmiyor, mahalle aralarına girmiyor. Çünkü sürdürülebilir gelmiyor onlara vatandaşla uğraşmak. Biz artık mahalle arasına da giriyoruz. Tek tek yapıları dönüştürmeye talibiz. Kadıköy'de bu yıkım yaptığımız yerde geçen gün bir yayın organına röportaj verirken o bölgedeki diğer risk yapıda oturan vatandaşlar hemen geldi. Biz de bu sürece katılmak istiyoruz diye. Mahalle arasına girdiğimiz zaman o mahalle arasındaki tüm risk yapılar buradan feyz alarak biz de uzlaşma sürecine başlayacaklarını düşünüyoruz. Bu çok önemli bir hareket. O yüzden de sektör temsilcilerine eğer bu tarz işlere taliplerse KİPTAŞ'a başvurmalarını talep ediyoruz. Çünkü biz vatandaşla hiç yükleniciyi bir araya getirmeden tamamen tüm sürecin uzlaşma süreci bizde. Vatandaş bizi tanıyacak, yüklenici bizi tanıyacak. Sahada biz tüm riskli yapıları eğer uzlaşı olursa maliyetine dönüştürmeye talibiz ve bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Özellikle de son yıllarda vatandaşa çok yüklü maliyetler çıkarılıyor. Maalesef. Evet. Maalesef. Binalarını bir müteahhite veriyorlar ve yıkılıyor o binalar ama üstüne yapılamıyor. Belki 500 bin, belki 1 milyon TL, belki daha fazla borç ödemek durumunda kalıyorlar ki onu da zaten krediyle çekmek zorundalar. Burada da kredi faizleriyle, yüksek faizlerle karşılaşmak durumunda kalıyorlar ama maliyetine olduğunda işler değişiyor mu? Şimdi şöyle, biz İstanbul Yenileniyor'u yaklaşık bir yıl önce hayata geçirdik. O zaman inşaat maliyetleri 2500 lirayken bugün 8500 lira. Çok ciddi arttı. Evet, borçlanmalar artıyor. Şu dönemde paranız olsa da bankalardan kredi kullanamıyorsunuz. Bizim sistemimizde KİPTAŞ kefaletiyle eğer borçlanma çıkması halinde biz vatandaşımıza kredi kullanma imkanı da sağlıyoruz. Ve inşaatın bugünkü maliyeti kaç liraysa onun üzerinden vatandaşa borçlanma çıkartıyoruz. Olası bir borçlanmada. Bu çok önemli. Çünkü hiçbir kar koymuyoruz. Yani bugün inşaat maliyeti 8 liraysa 8 liradan borçlandırıyoruz. Biz aslında vatandaşın yerini vatandaşın adına müteahhitlik yapıyoruz. Parayı vatandaştan alıyoruz. Müteahhiti vatandaş adına kontrol ediyoruz. Yönetiyoruz. İş tamamlanması hızına göre de parayı müteahhite aktarıyoruz. Tüm sürecin garantörü KİPTAŞ orada. Bir de vatandaşımızdan gelen bir soruyu yöneltmek istiyorum. Mesela bir vatandaşımız yazmış, diyor ki bana bankalar kredi vermiyor. Kredi notu düşük olduğu için. İşte bu noktada KİPTAŞ aracılığıyla alabiliyor mu? Aynen alabiliyor. Çünkü biz bu süreçte risk yapının tapusunu önce üstümüze geçirdiğimiz için vatandaşa kefil oluyoruz. KİPTAŞ'ın tabii ki değerleri, bilançoları daha güçlü olduğu için bankalar KİPTAŞ kefaletiyle o vatandaşımıza borçlanmasını daha rahat verebiliyor. Evet. Tabii ki şu anda bankalarda da çok büyük kriz var. Kredi kullandırmak, kredi oranları bunlar bayağı sıkıntı ama bizim kefaletimizde bu süreçleri çok hızlı aşabiliyoruz şu anda. Şu görüntüye bir kez daha yakından bakalım istiyorum ben. Çünkü yıllardan beri özellikle Fox Haber muhabirleri İstanbul'da adım adım dolaşarak, burada izleyeceğiz şimdi, yönetmenimiz tekrar getirecek ekrana, yıllardan beri bu binaları ziyaret ediyorlar ve her depremde de tekrardan üstüne basa basa gündemde tutmaya çalışıyoruz. Deniz kumuyla inşa edilen ya da 30-35 yıllık binalar, işte ekrandaki görüntüler gibi. Bu gibi çok binayla karşılaşıyor musunuz Sayın çok, Başkan? Bizim şu ana kadar 790 tane bağımsız birim yıktık. Önümüzdeki yılın birinci, ikinci ayına kadar 1100 tane daha tahliye ve yıkım süreçlerimiz var. Uzlaştık, prosedürler devam ediyor. Her yıktığımız yapı neredeyse böyle. Bakın bu Özden Apartmanı Kadıköy'de bu projenin şöyle bir önemi var. Yakında temel atacağız, orada da bunları anlatacağız. Mahalle arasına girdik. Tek yapı burada. 12 tane bağımsız birim vardı ve yaklaşık 15-20 gün öncesine kadar burada 50 tane insan yaşıyordu. An itibariyle deprem olsaydı ve biz oradaki tahliyeleri yapmasaydık enkaz altından çıkartacaktık o insanları. Bu çok kıymetli. Kendi kendine çöken binalar da var. Maalesef İstanbul'da çok ama çok riskli binalar var. Olası yoğun yağmurda veya herhangi bir kötü hava şartında bile yıkılma riski olan binalar var. Depreme gerek yok. Çünkü çok eski bir yapılaşma.
fen ve sanat normlarından çok uzak teknolojiyle yapılmış yapılar. Dediğiniz gibi deniz kumu, demir kullanılmamış. Mesela bu yapıda yıktığımızda gördük, yani çok ciddi donatı eksiği var. Yani kullanılması gerekenden çok daha az demir kullanılmış. Beton mukavemeti çok düşük, görüyorsunuz. Bir kepçe darbesiyle binanın yarısı anında iniyor. Şimdi burada insanlar yaşıyordu. Şimdi biz o yüzden tek yapı, çok yapı fark etmez. Uzlaşın, gelin maliyetine yenileyelim diyoruz. Bu arada ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi yıllar önce ne yazık ki 17 Ağustos 1999 depremi sonrası hayatımıza deprem vergisi olarak bilinen özel tüketim vergisi girdi. Ve bu verginin de amacı bizim afetlere karşı almamız gereken önlemleri alabilmek adınaydı. Sevgili izleyicilerimiz, hatırlayacaksınız. Şu an hala ÖTV siz de veriyorsunuz, ben de veriyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm vatandaşlar veriliyor. Şimdi bu çerçevede baktığımızda Sayın Başkan, bizim o yıldan bu yana vermiş olduğumuz deprem vergileriyle İstanbul'da yüzde kaç bina sizce yenilenmiştir? Çok az. Yani yüzde rakamını veremem, bilmiyorum ama çok az. O deprem vergilerinin nasıl kullanıldığını, sisteme nasıl aktarıldığına ilişkin maalesef bir bilgimiz yok. Biz hep o yüzden diyoruz ki kaynakların verimli kullanılması lazım. Birçok proje yapılıyor. Birçok proje fonlanıyor. Bunların doğru olmadığını, sürdürülebilir olmadığını söylüyoruz. O yüzden İstanbul yenileniyor. İstanbul deniliyor, sadece İstanbul'da bir model olarak koyduk ama Türkiye'nin birçok yerinde uygulanabilir, sürdürülebilir bir yöntem. İnşaatı maliyetine yeniliyoruz. Kamu gibi davranıyoruz. Şimdi ÖTV'den toplanan vergiler veya devletteki başka kaynaklar burada vatandaşın olası borçlanmasında faiz düşürmek maksatlı finansal argüman olarak bir veri olarak stok olarak kullanılsa o para çok 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 daha hızlı uzlaşırız. Çünkü vatandaş artık borçlanmayı kabul ediyor. Ama şu anki faiz oranları ve aşırı inşaat maliyetlerinden dolayı bunun altından kalkamıyor. Yani aslında bir yol kat ettik. Yani vatandaş önceden hiç borçlanmadan bu işleri yapmak istiyordu. Bir beklenti değildi. Çünkü yanlış uygulamalar vardı. Ama şu anda da maalesef finansal değerlerin sıkıntılarıyla boğuşuyoruz. Ama bir yandan da şimdi eğitim ve öğretim yılı başlayacak ve bir konut krizi yaşanıyor Türkiye'de. Evet. 3 milyonu aşan öğrenci sayımız var ve maalesef ki devlet yurtları 750 bin civarı eksik ya da biraz daha fazla olabilir. Lütfen net olarak rakamı algılamayın efendim. Ama bu rakam yetersiz ve bu öğrenciler nerede kalacak belli değil. Çünkü kira fiyatları çok yüksek ve bu noktada da aslında konut krizinin yanı sıra bir de yurt krizi var. Maalesef. Mesela Karar Gazetesi'nde miydi? Şimdi buluruz. Gün Boyu Gazetesi'nde böyle bir detay vardı. Öğrencinin yoğun olduğu illerde ev fiyatlarının uçtuğuna dair. O haberimiz gelirken onu takip etmeden önce yurtlarla alakalı bir projeniz var mı acaba? Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teknik bir şirketi olduğumuz için bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarına da destek olmaya çalışıyoruz. Kiptaş olarak da bizim de bazı çalışmalarımız var. Bunları yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Yurt sorunu çok büyük bir sorun. Çok ciddi bir öğrenci nüfusu var İstanbul'un, artıyor da. Bu tabii ki maliyetlerin aşırı artmasından dolayı, inşaat maliyetlerinin aşırı artmasından dolayı hem ev fiyatları hem kiralar arttı. Öğrencilerin maalesef kiralık ev bile bulamıyorlar. O yüzden 3-4 öğrenci birleşip bir evde ancak barınma ihtiyacını gidermeye çalışıyor ama mesela, çok zor. Hepimiz öğrenci olduk. Evet. Burada bizi izleyen milyonlarca veli var ve onlar anlayacaktır. Öğrenciliğin yoğun olduğu illerde ev fiyatlarının uçtuğuna dair bir haber var bugün Gün Boyu Gazetesi'nde. Üniversite kayıtlarının başlamasıyla kiralık ev arayışı da devam ediyor ve öğrenci nüfusunun özellikle yoğun olduğu illerdeki metrekare fiyatları kayıt öncesi dönemi iki katına çıktı. Bir de böyle bir problem var. Maalesef. Zaten yüksekti. Mesela İstanbul Kadıköy bölgesinde ev kiraları 5.000'den başlıyor. Ve maalesef bir de eğitim ve öğretim yılı başladığı için daha da talep de artacağı için talep ve gerekli arzı olmadığı için daha da artacak. Enflasyonla alakalı bir durum belki biz ama biz Kiptaş olarak bazı çalışmalar yapıyoruz. Bunu yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Bazı yapılarımızın aslında yurt olarak yaptığımızı ve farklı grupların bunları bizim bilgimiz haricinde kullandığını tespit ettik. Bunlarla ilgili bir süreç yürütüyoruz. Onlar yasal bir süreç. Onları tespit ettikten sonra zaten kamuoyuyla paylaşacağız.
Kriz bence artarak devam edecektir. Çünkü maliyetlerin artışı hala durmadı maalesef. Maliyet artışı durmadığı sürece ne kadar konut üretirseniz üretin, bu fiyatlar durmaz. Çünkü bir ürünü ne kadara mal ederseniz o kadara satarsınız. Çok basit bir mantık. Şu an inşaat maliyetleri artıyor. Bunu durdurmadığımız sürece konut ne kadar üretirseniz üretin, hem kira hem konut satış fiyatları artacaktır. Yani boş bir araziye on binlerce bina da diksek çıkamaz mıyız bu işinden? Bu pahalılık artarak devam eder. Bu işin kilidi inşaat maliyetlerinin artışını bir şekilde durdurmak. O zaman o da enflasyonla alakalı. Tabii ki. Sayın Başkan. Aynen öyle. Enerjinin dolarla artışı, petroldeki artış, bunların hepsi inşaat maliyetlerine dolaylı yoldan da olsa olumsuz etkiliyor. Şimdi yani, benim bu noktada o zaman düşündüğüm şey, o zaman yine ekonomiye çıkıyor. Aynen öyle maalesef. Yani bu inşaat girdi maliyetlerini düşürecek teşvikler yapılmazsa, inşaat ürünü üreten sanayi kuruluşları ile ilgili teşvikler yapılıp bunlar arttırılmazsa inşaat maliyetleri düşmez. Şu an artarak devam ediyor. Daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü inşaat sektörünün %85'i döviz endeksi. Döviz artınca inşaat maliyeti de artıyor. Şimdi milyon tane konut yapın. Bu konutu ne kadara mal ettiğiniz ortada. Arsa maliyetini saymıyorum. Mal ettiğinizden satacağınız, bugün konutun maliyeti 8500 lira ile 10.000 TL arası. Yani 100 metrekare konut 850 bin ile 1 milyon TL arası. Arsa fiyatı yok. Finans maliyeti yok. Bu kadara mal ettiğiniz bir şeyi 500 liraya mı satacaksınız? Bunu ancak ya batarsa bir insan satabilir, zorda kalmıştır. Ya da devlet ürettiği konutu bir kısmını sübvanse ederse satabilir ki sübvanse etmek de ne kadar doğru? Bunu tartışmalıyız. Çünkü İstanbul'da ve büyük kentlerde aşırı bir riskli yapı stoğu var. Önceliğimiz riskli yapı stoğu mu? Evet. Yenilemek mi? Yeni konut üretmek mi? Buna bir karar vermek lazım. O kararla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunun cevabını almadan önce önceki hafta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Bir yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hedef aldı ve 3 yılda depreme yönelik konut inşasına dair bir şey gördünüz mü diye sordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alarak bu soruyu yöneltti. O açıklamaları dinledikten sonra yine öncelik neye verilmeli ve bu konu hakkında acaba ne gibi açıklamalar var, buna da bakacağız. Şu İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi kimde? Kimde? CHP'de. Öyle mi? Peki CHP acaba şu görevi aldı alalı neredeyse 3 yıl oldu. Acaba depreme yönelik, konut inşasına yönelik herhangi bir şey gördünüz mü? Duydunuz mu? Bu İstanbul'da ben de Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Ve şu Kiptaş konutlarını yapan bu kardeşiniz oldu. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları böyleydi. Sizin cevap hakkınız var tabii ki. Tabii bizim Sayın Cumhurbaşkanı'na cevap verme pozisyonda değiliz ama üzülerek izledim. Ben, arkadaşlarım söyledi bunu. Gene Sayın Cumhurbaşkanı'nı kandırdıklarını görüyorum. Çünkü yani İstanbul yerel siyaseti çok sert geçiyor. Muhtemelen yerel siyasetteki siyasi belediye başkanlarından aldığı bilgiler. Fakat biz bakın Tuzla'da temel attık. 3 yılda. Evet, bakın Tuzla'da temel attık. Tuzla belediye başkanımız yanımızdaydı. Bağcılar'da temel attık. Bağcılar belediye başkanımız yanımızdaydı. Eyüp'te yanımızdaydı. Pendik'te temel attık. Belediye başkanımız gelmedi ama polemikleriyle projeden haberdar, temel attığımızı biliyor. Ve bunların hepsi de belediye başkanı. Cumhurbaşkanımıza niye yanlış bilgi veriyorlar da Kiptaş hiçbir şey üretmedi diyorlar. Biz bu dönemde, biz 3 yıldır görevdeyiz ama genel kurul süreçlerimizin geç tesirinden dolayı aslında şirketimizi 2 yıldır tam anlamıyla yönetiyoruz. 3 yılı baz aldığımızda bile 9 tane proje teslim ettik. 8689 tane bağımsız birim teslim ettik. 4606 yeni projenin temelini attık. Şu an aktif 12 proje, 5225 tane bağımsız birimin de aktif sahada yürütüyoruz. Bu yıkımları yapıyoruz. Daha başka yıkımlar, mesela Bağcılar'da bir kentsel dönüşüm projesiydi. Bağcılar Belediye Başkanımıza teşekkür ettik. O bize teşekkür etti. 260 tane bağımsız birimi yıktık, yenisini yapıyoruz. Bu arada yani bunları niye yapmıyor, hiçbir şey üretmiyor diye bir algı yaratıyorlar, anlamıyorum. Bunun şöyle bir zararı var. Bunlar bizi motive ediyor ama sahada vatandaşlarımızla uzlaşırken bu manipülasyonlardan dolayı maalesef bir güven sorunu yaşıyorlar. Biz hep diyoruz depremle ilgili bir siyaset yapmayıp
birbirimizi desteklesek. Ben şimdi burada 12 tane daire yıktım. Küçük büyük. Bunu yıkan var mıydı önceden? Yoktu. Bu yapı 30 yıllık bir yapı ve riskli bir yapı. Kimse yüzüne bakmıyordu. Biz girdik bir çözüm üretiyoruz, bunu bile eleştiriyorlar. Ya sonuçta kim riskli yapıyı tahliye ediyorsa bu dönemde önüne yatmak gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir riskli yapı stondan bahsediyoruz. 300 bin yapı, milyonlarca insan. An itibariyle deprem olabilir. Bunu hocalarımız hep söylüyor. Maalesef. Her an olabilir. Yani böyle bir gündemde o çok yapmış, bu çok yapmış. O günün sonunda rakamlara bakarız. Kiptaş 25 yılda yıktığı yapı sayısı 1100 gibi bir rakam. Burada yazıyor. Biz sadece 2 yılda yıktığımız yapı sayısı 790. Ve yıl sonuna kadar veya önümüzdeki yıl başına kadar 1100 tane daha yıkacağız. Yani biz Kiptaş'ın 25 yılda dönüşümle ilgili yaptığı sayıdan daha fazla bir tahliye sayısına ulaşacağız. Yani bunu yarıştırmanın bir anlamı yok. Günün sonunda bunlar tartışılır. Ama sahada kurumları yıpratacak söylemlerden bence kaçınmak lazım. Çünkü biz de beğenirsiniz beğenmezsiniz kendi çapımızda bir iş üretiyoruz. Ama ürettiğimiz her işte bir sosyal fayda var ve sıfır karlılık. Kesinlikle karlılığı ön planda tutmuyoruz. İstanbul yenileniyor bugün. 39 ilçede 131 bin bağımsız birimden başvuru geldi. Şu haritayı göstermek istiyorum izninizle. Evet, haritalarınızla geldiniz. Bakın bu çok organik bir veri. Buradaki oturan vatan, bu 470 bin insanımızı kapsıyor. Bu harita diyor ki insanlar, biz riskli yapıda oturuyoruz, gelin bizi yenileyin. Çok organik bir veri ve ben buraya çözüm üretmeye çalışıyorum ekip arkadaşlarım ve diğer grup şirketlerimiz olarak. Mesela burada sarılar neyi ifade ediyor? Sarılar bu süreç 3 fazlı bir süreç. Başvuranlar, ikinci fazla 2/3 çoğunluk, 3. fazla da sahada aktif çalıştığımız. 20 farklı bölgede yaklaşık 18 bin insanımızı kapsıyor. Uzlaştık, proje detaylarıyla ilgili bir süreç öğretiyoruz. Şimdi bu veriler organik. Biz diyoruz ki bakanlığa da veya başka kurumlara da gelin buna paydaş olun. Beraber yapalım. Bunu tek başına ne Kiptaş ne devlet tek başına elde altından kalkamaz. Ama bu verinin özelliği şu. Çok organik bir veri. Bunlar vatandaşın verisi. Diyor ki ben risk yapıda oturuyorum. Gel beni kurtar. Tabii ki ekonomik şartlardan bazılarına çözüm üretmekte zorlanıyoruz. Çünkü yapılar çok eski. Emekli kesim oturuyor. Alt gelir grubu kesim oturuyor. Borçlanmakta vesaire de zorlanıyor. Bunlara çözüm bulmamız gerekiyor. Bunlara da zaten sosyal devlet olmanın gerekliliği olduğunu düşünüyorum. Belki insanların barınma hakkını temel ihtiyaç olarak görüyorum. Çünkü barınma bir haktır. Ben böyle görüyorum. Ve buna da belki hükümetimizin el koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten ödeyemeyecek durumdaysa insanlar, bu enflasyon oranında zaten yiyecek ekmek bulamıyorsa, barınma konusunda da belki devletimiz elini taşın altına koyabilir diye düşünüyorum. Bu benim fikrim bu arada Sayın Başkan. Doğru söylüyorsunuz. İstanbul'da en önemli şey risk yapıların tahliyesidir. Büyük kentlerin en önemli sorunu budur. Yeni konut üretmek değildir bence. Ha, kaynağımız yeterliyse yeni konut da üretelim ama önce riskli yapıları tahliye etmek. Asıl olan bu olmalı ki hayat kurtaralım. Evet, konut krizinin aslında kolay kolay çözülmeyeceğini anlıyorum. Bu mal enflasyonist ortamda zor. Bu arada açlık sınırıyla alakalı da bu hafta bazı durumlar söz konusuydu. Mesela TOKİ'nin yapacağı yeni müjde olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın duyurduğu TOKİ ile alakalı bazı muammalar vardı ortada. Malum artan konut fiyatları ve yüksek kiralara çözüm için hükümet yeni bir konut kampanyası açıklamaya hazırlanıyor ve dar gelirlilere yönelik kampanyanın bazı detaylarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaştı. Ve Murat Kurum'a göre hane geliri İstanbul'da 16 bin lira, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar başvurabilecek kampanyaya. Yani yoksulluk çıtası kuruma göre bu rakamlar. Ama bu açıklama yapıldığı dakikalarda Çalışma Bakanı Vedat Bilgin o sınırı 9 bin lira olarak açıklamıştı. Şimdi kim yoksul, kim bu TOKİ meselesinden yararlanabilecek? Bu da bir muamma. Haberde detayları izleyeceksiniz. Türkiye'deki açlık sınırı denilen sınır 3600 lira ile 4000 lira arasındadır. Yoksulluk sınırı da 9000 liraydı. İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvurabilecek. İki bakan yoksulluk sınırını birbirinden çok farklı çizdi. Çalışma Bakanı Bilgin'e göre yoksulluk sınırı 9 bin lira. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurumsa, dar gelirli için hedeflenen sosyal konutlar için başvuru şartında hane gelirinin İstanbul için 16 bin lira, diğer illerde 14 bin liranın altında olacağını açıkladı. Yani dar gelirli çıtasını en az 14 bin liralık gelire yükseltti. Geliriniz ne kadar? Asgari ücret.
Eviniz var mı? Kiradayım. İstiyoruz ama alamıyoruz. Bu şartlarda nasıl alacağız? Arsa aldım memleketten. Onun taksitini bile ödeyemedim. İpotek kondu. Bak eşya taşıyorum ek iş olaraktan. Zaten açlık sınırındayız. Yani sınır da kalmadı. Kirayı zor ödüyoruz. Yani evi nasıl alacağız? İstanbul'da geliri 16 bin. Diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek. 240 aya kadar vade imkanı olacak. Uzun yani. Bilmiyorum. Ömür yetecek mi bilmiyorum yani. 81 ilde dar gelirlinin ev sahibi olması için başlatılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarını 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. Öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum kampanya ile ilgili bilgi verdi. Başvuru şartı olarak haneye giren gelire bakılacağını söyledi. Aylık taksitleri asgari ücretlinin ödeyebileceği bir tutar olacak. Bir hane gelirinin %30'u konut harcamasıdır. Bakan kuruma göre bir hane gelirinin %30'u konut harcaması olmalı. Bu hesaba göre bir evde yaşayan iki asgari ücretlinin gelirinin %30'u 3.300 lira. Hiç faiz ödenmese bile bu aylıkla 240 ay vadeyle o konut 792 bin liraya geliyor. Peki artan konut maliyetleri dikkate alındığında bu rakamla bugün ev almak mümkün mü? Asla mümkün değil çünkü çimentosundan işte inşaatın tüm maliyetlerine birçok kalemine kadar inanılmaz seviyede zamlar geldiği için bu rakamlar gerçekçi değil. Devlet de olsa bunun altından kalkmak çok güç görünüyor. Bunun üstüne faiz eklendiği zaman ya da ara ödemeler vesaire bu rakamlar çok daha katlanacaktır ne yazık ki. Yüksek kiralar dar gelirliyi zorlarken gözler kampanyanın açıklanacak diğer detaylarında. Ancak kısa vadede konut sorununu çözecek gibi görünmüyor uzmanlara göre. Bir de şehrin hangi noktalarına yapılacağı. İnsanlar işte hem taksit hem kira öderken bir de yol parası mı verecek? Şehrin işte 4-5 vasıta değiştirip işine mi gelecek? Bunlar da çok önemli. Ne zaman teslim olacak? Ara ödeme olacak mı? Belli bir çerçeveye oturmuyor hesaplara bakınca. Sizin aylık geliriniz ne kadar? 3.500. Emekliyim 3.500. Onun ev dışında... alabilir misiniz? Ev mi? Ekmeği zor alıyoruz. Bu haberden yola çıkarak sosyal konut projeleriyle konut krizini aşabilir miyiz diye sormak istiyorum. Bence aşılamaz. Bir de sosyal konut Türkiye'de bundan sonra yapılamaz diyorum. Sebebi de şu. Zaten şu rakamlar da aslında dediğimi teyit ediyor. 16 bin hane halkı geliri diyor İstanbul'da Sayın Bakan. Demek ki bu konutları metrekaresi 8-9 bin liradan mal edeceğini öngörüyorum ben. Verileri görmedim. Yorum yapıyorum sadece ki bu zaten bizdeki verileri de doğruluyor. 900 bin liraya mal ettiğiniz bir konutu arsa ve finans maliyeti hariç sosyal konut diye satabilir miyiz? Asgari ücret 5500 lira. Yani buna sosyal konut diyorsak tamam. Bence öncelik tekrar söylüyorum bu kaynaklar tabii ki imkan varsa sosyal konutta yapalım pozitif bir şeydir. Ama öncelikle riskli yapıların tahliyesiyle ilgili gerekli kaynakları kullanmak gerekiyor. Fazla konut üreterek konut krizi çözülemez. Çünkü ürettiğimiz ürünün maliyeti ortada. 10 liraya mal ettiğiniz bir şeyi 5 liraya satamazsınız. Bu maliyetlerin artışını durdurmadığımız sürece, alım gücünü arttırmadığımız sürece bu kriz çözülecek demek hayalci bir şey olur. Bir de ben son olarak eleştirilerin odağında olan bir soruyu yöneltmek istiyorum. Sizin Hacı Bektaş'ta bir projeniz var. Evet. Ve Kiptaş niçin İstanbul'da bir proje içerisinde yer alıyor diye bir eleştiri söz konusu. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük şirketlerinden biri olan Kiptaş niçin İstanbul dışında proje yapıyor gibi eleştiriler söz konusu. Hatta videosu da var bunun. Evet. O videoyu da paylaşmak istiyoruz olur. Sevgili izleyicilerimizle. Videodan sonra da bu sorunun cevabını almak isterim. Hacı Bektaş Veli, işte Mevlana gibi, Yunus Emre gibi her hanede, her bölgede, bu coğrafyada var. Hacı Bektaş Anadolu'nun çok önemli inanç ve kültür merkezlerinden birisi. Bir kentleşme modeli ortaya koyacağımız ama oradaki Anadolu'nun getirdiği kadim kültürü de yansıtacak bir proje hayata geçirmek için ekip arkadaşlarımla çalışıyorum. Bu kadar kutsal bir mekan Anadolu kültüründe Alevilik Bektaşilik'te çok özel bir değeri olan, önemli bir anlamı olan mihman kavramıyla ilgisi var. Özellikle dışarıdan gelen insanların burada mutlu olabilecekleri ve paylaşımcı, aynı zamanda tevazusu olan. Buraya gelecek insanlara hizmet etmek için oluşturulmuş bir konukseverlik, misafirperverlik projesi. Biz şimdi orada modern teknolojiyi de kullanıp geçmiş kültürde yansıtan bir proje koyarak orada inşallah şehirleşme adına bir imza atmak istiyoruz. O yüzden bizi çok heyecanlandırıyor. Evet, Kiptaş neden İstanbul dışında böyle bir
sınırlandırma var mı? Neden eleştirilerin odağındasınız? Şimdi Kiptaş bir özel şirket. Türk Ticaret Kanunu'na tabi. Türkiye'nin her yerinde, hatta dünyanın her yerinde iş yapabilir ki geçmişte de yapmış. Bakın Diyarbakır'da iş yapmış Kiptaş. Ha, tamamlayamamış, biz tamamlıyoruz eksiklerini, ayrı bir konu. Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin müşavirliğini yapmış. Geçmişte de Kiptaş şehir dışında işler yapıyordu. Biz niye yapıyoruz bu dönemde? Buranın çok ciddi bir bilgi birikimi ve bir vizyonu var. Hacı Bektaş da çok önemli. Manevi değerleri çok önemli. Anadolu'nun önemli aydınlanma merkezlerinden biri. Fakat çok gerekli özeni gösterilmediği bir yerde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 2-3 yıldır oraya çok ciddi yatırımlar yapıyor, destek oluyor. O kültürün ön plana çıkması için. Biz de belediyemiz, oradaki ilçe belediyesi bir arsayı satışa çıkıyordu. Biz de dedik ki şehircilik anlamında Anadolu kültürünü ve modern mimarinin karışımı bir nirengi noktası olabilecek, sürdürülebilir bir işe imza atmak istedik. Bizi çok heyecanlandırdı teknik anlamda. O yüzden oraya imza atmak adına, Anadolu'daki şehirleşmede bir rol model olmak adına böyle bir projeye imza attık. Kiptaş Türkiye'nin her yerinde iş yapabilir ki yapacak. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yeni işler de yapmaya başlayacağız yakında. Bunu herkes görecek. Bu bizim İstanbul'da yaptığımız işlere engel değil. İstanbul'daki işlerimiz de yürüyor. Anadolu'da da yapacağız işler. Onların da hepsini yürüteceğiz. Önemli olan işin niteliği. Çok örnek bir iş yapıyoruz Hacı Bektaş'ta. Bunu herkes görecek. Oranın şehirleşme kültürüne yeni bir anlayış getireceğiz. Evet. Anladığım kadarıyla daha önce de Kiptaş'ın şehir dışında imzasını atmış olduğu ve gerçekleştirmiş olduğu Yalova'da projelerde yapmış. Diyarbakır'da yapmış. Benden önceki, benim genel müdür olmamdan önce başladığı Diyarbakır'da bir iş var. Maalesef teslim edememiş, eksiklerini tamamlayamadığı için. Şu an onu biz teslim ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde müşavirlik hizmetleri, oranın inşasında çalışmış Kiptaş. Yani yapmış, geçmişte de yapmış. Şu anda da yapıyor, gelecekte de yapacak. Yani buna herhangi bir yasak yok. Tabii ki. Kiptaş'ın. Biz bir şirketiz. Ve buradaki bilgi birikimi, tecrübeyi Anadolu'ya aktarmak kadar güzel bir şey yok herhalde diye düşünüyorum. Biz orada bir ticari kaygıyla girmedik. Hacı Bektaş'taki o kadim şehirdeki kültürü, oranın dokusunu ön plana çıkaran, oraya dikkat, bak şu an bile bunu konuşmak aslında amacımıza hasıl yapıyor. Niye? Dikkat çekiyoruz Hacı Bektaş'a. İnsanlar orayı görmeli, o kültürü yaşamalı. Çok önemli bir merkez, önemli bir aydınlanma merkezi geçmişte. Oraya da güzel bir proje yaparak oranın şehirleşmesinin önünü açacağız inşallah. Aslında işin özeti şu Sayın Başkan. En başta beklenen İstanbul Büyükşehir, İstanbul depremi gerçekleşmeden evvel bir an önce biz bu çürümüş konutlardan çıkıp can güvenliğimizi sağlamalıyız. Ve bunun için de kavgayı bırakıp bir an önce el ele vermek gerekirse el ele vermek. Ya da eğer birlikte yürüyeceğiz demiyorsa bile hükümet ve belediyeler, en azından birbirlerinin işine taş koymak yerine herkesin yolunda ilerlemesini sağlamak bana kalırsa en doğrusu. Ben böyle düşünüyorum. Biz de böyle düşünüyoruz. Biz zaten bunları çok kulak kabartmıyoruz. Sadece sorulduğu zaman cevap veriyoruz. Yani işimiz de ön plana çıkmak her zaman hedefimiz. Yeni dönemdeki en büyük vizyonumuz İstanbul'daki riskli yapıların yenilenmesi ve yaptığımız örnek işlerle rol model olmak. Çünkü biz kamu iştiraki bir şirketiz. Örnek olmak zorundayız. Bizim yaptığımız her iş o bölgede bir nirengi olur. Herkes onu örnek almak zorunda kalacak. Peki, son olarak çok fazla soru geldiği için nereden başvuru yapılıyordu? İstanbulyenileniyor.com sitesine riskli yapıda oturduğunu düşünen herkes başvurabilir. Eğer uzlaşırlarsa, tekrar söylüyorum, inşaat maliyetine tüm riskli yapıları yenilemeye talibiz. 10 dairede olsa, 100 dairede olsa, 1000 dairede olsa. Küçük büyük ayırtmıyoruz, yeter ki uzlaş olsun. Uzlaşın, gelin maliyetini yenileyelim diyoruz. Dileriz ki depremden önce, beklenen İstanbul depreminden önce bilim insanları çünkü bunun üzerine basa basa vurguluyorlar. Biz tüm binalarımızı yenilemiş olalım. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Vermiş fırsat olduğunuz değerli bilgileri için. Sağ olun. Zaman zaman yine danışmamız gerekecek galiba. Her zaman. İstatistiklerle araştırma yapıyorsunuz evet, çünkü. Evet. Çok teşekkürler Sayın.